değerli iş adamlarımız, aziz hemşehrilerim, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler. Sözlerime başlarken hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizlere ve bizlere olsun diyorum. Bizleri böyle güzel bir Ramazan akşamında bir araya getiren Esya'mıza ve onun değerli genel müdürüne huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ve Esya'yı kuran ve bugüne gelmesine emeği geçen bütün hemşehrilerimizi huzurlarınızda ahirete intikal edenlerini rahmetle minnetle anıyorum. Sağ olanlara teşekkürlerimi iletiyorum. Evet, hepimiz geldik, gidiyoruz. Hayat, herkesin belirli bir ömrü var. Vakit, saat geldiği zaman herkes ruhu teslim edip ahirete intikal ediyor. Geçen seneki iftar yemeğini hatırlıyorum ve gözümün önüne rahmetli Rıza hocamız geliyor. Böyle masada oturmuştu ama bu sene aramızda yok. Ben kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Cenab-ı Hak mekanını cennet eylesin diyorum. Değerli hemşehrilerim, vakit zaten geçiyor. Çok da söz dinleyecek durumda değilsiniz ama bir iki şeyi hatırlatmakta fayda görüyorum. Öncelikle yapılacak en güzel yatırım insana yapılan yatırımdır. Ben gerçekten değerli Hüdaverdi abimize olsun, yine bu vakfın kuruluşunda emeği geçen rahmetli Kemal Güran hocamıza, Salih abimize, burada ismini sayamadım herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir projeyi hayata geçirdiler ve işte 86'dan 2014 yılına kadar geldik. İnşallah belki 2114'ler, 214'leri de gelecek nesiller görecektir. Bu vakıf hem bir yandan bizim hemşehrilik duygumuzu, bağlarımızı güçlendirirken, birlik ve beraberliğimizi güçlendirirken, diğer yandan da aynı zamanda yine hali vakti yerinde olmayan öğrencilerimize burs imkanı sağlıyor. Ve az önce Hüdaverdi abimiz burada konuştu. Bizleri de duygulandırdı. Kendisinden Allah razı olsun. Ben masadaki iş adamlarımızla da görüştük. Bizim çok şükür çok büyük iş adamlarımız var. Hemşehrilerimiz var. 960 dedi Ömer Faruk abi. 1500 müracaat mı vardı? Biz bu 1500 müracaatın hepsine burs vereceğiz bu sene. Allah'ın izniyle. Şimdi Mustafa Özcan kardeşimiz 500 tane bursu vaat etti. Salih abimiz de keza 500 tane bursu vaat etti. Mustafa Akan kardeşim namazdaydı. Aynen 500 diyor muyuz? Mustafa Akan kardeşimiz de 500 dedi. 1500 tane bursu halletmiş olduk. Gerisini artık başka yerlerde kullanacaksın Hüdaverdi abi. Tamam, sen artık gerisini kullanacaksınız inşallah. Başka belki rakamı 130 değil de 150 yapalım inşallah. O geri kalanlarla. Tamam, rakamı da yükseltelim inşallah. Bütün çocuklarımıza da burs verelim diyorum. Ben evveli rahmet, şu rahmet günlerindeyiz. Ortası mağfiret ve sonu da cehennemden azat olma günleri olan bu günleri, bu ayları, bu ayı kadri kıymetini bilenlerden eylemesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Gerçekten bu günler gelip geçip gidiyor. Ama bu günlerin kadrini bilelim. İçerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi de var. Ve bu duygularla inşallah bu Ramazan'ı geçirip ve sağ salim Rabbim inşallah hepimizi bayrama erdirsin diyorum. Şimdiden hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı ömürler diliyorum. Ve Allah ömür verirse gelecek iftarlarda buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.